Merhabalar. SolidWorks eğitim setinin bu bölümünde montaj bölümünden bileşeni taşı ve alt sekmesi olan bileşeni döndür komutunu göreceğiz. Şimdi iki parçamıza ilişkiyi verelim. Bu yüzlerini vermişiz. Şimdi bileşeni taşı diyoruz. Serbest sürükle, montaj boyunca, obje boyunca ve daha alt sekmesi gidiyor. Serbest sürükle dediğimiz bildiğimiz gibi tutuyoruz ve istediğimiz yere istediğimiz kadar sürükleyebiliyoruz. Montaj boyunca X, Y, Z diyor. Montaj boyunca X, Y, Z dediği eksene tıklıyoruz. X eksenine şu an sadece X ekseninde hareket ediyor. Y'ye tıklayalım. Sadece Y'de hareket ediyor. Ve Z'ye tıklayalım. Bir saniye. Ve Z'ye tıkladığımızda ise Z'ye yani Z ekseninde hareket ediyor. Obje boyunca diyelim. Obje boyunca dediğimiz bir saniye. Mouse'umuzun tekerlek kısmına iki defa basıyoruz. Bir, iki. Sonra bunu döndürüyoruz. Bileşenimiz bu kenar etrafında dönüyor. Bu kenarı seçelim. Yine iki defa. Bir, iki. Bu sefer de gördüğünüz gibi bu tekerlek üzerinde, yani bu kenar üzerinde dönüyor. Bir sonraki komut olan bileşeni döndür. Tıklıyoruz. Bunda da aynı iğne, aynı pencere. Serbest sürükle obje etrafında delta x, y, z'ye göre. Serbest sürükleye tıklıyoruz. Serbest sürükle dediğimiz objemizi istediğimiz gibi döndürebiliyoruz. Obje etrafında diyelim. Yine bu kenarı seçtik ve döndürdük. Gördüğünüz üzere bu seçtiğimiz kenarı merkez kabul ediyor ve bunun etrafında dönüyor. Bir diğeri ise eksenler etrafında. Buralara değer girebiliriz. 25 derece olsun. 70 derece olsun. 45 derece olsun. Gördüğünüz gibi uygula dersek sürekli X'te her tıkladığımızda 25-25, Y'de 70-70, Z'de ise 45-45 dönme işlemi yapar. Bu videomuzda montaj bölümünden bileşeni taşı ve alt sekmesi olan
döndür komutunu gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.